daha önce kuş gribi aşısı projemiz vardı. TÜBİTAK destekli, TÜBİTAK ücretsiz. Tüm hemşerilerimize, Ajans Bulgaristan takipçilerine de saygılarımı sunuyorum. Tabii bu mülteci meselesi. Neticede artık o insanların da büyük oranda oralarda yerleşip oralarda yaşayacağı ve geleceğini oralarda kazanacağı meseleleri gündeme gelince. Akrabamız olduğu için akrabalar Gölcük'e geldiler. Gölcük'te buluşmuştuk ama annemin köyü, anneannemin ve annemin babasının köyleri yani. İki temel önceliğimiz var. Birincisi soydaşlarımızın hak ve hukukunun korunması. İkincisi de Türkiye'nin hassasiyetlerinin gözetilmesi. İstanbul'a varan bir oranda Türk ismi kullanıyorlar, Müslüman ismi kullanıyorlar. Ancak Bulgaristan'daki biliyorsunuz Müslümanlar sadece Türk kökenli değil. Bulgaristan sayısına göre veriliyor. Burada da yalnız subsidi, yalnız para söz konusu da değil. Yani biz Bulgaristan'da Müslümanların gerçek sayısı göstermemiz gerekiyor. Bir kere uçağımız, çarptı uçağımız vardı. Bu yılda yine aynı şekilde devam ettik. Fakat bu durumdan dolayı haftada bir uçağı düşürdük. Ve şu anda sadece cuma günleri. Belki bu insanların buradaki nüfusu asimile olanlarla, el konulan veya kaçırılan kızlarla, Anadolu'da devşirilen Bulgarlarla birlikte. Türkçe medyaya geldi. Yani 30 yıldır etkili olabilecek herhangi bir gazete yapamadık, herhangi bir web sitesi yapamadık. Bırakın gazeteyi. Bir de bir durumumuz vardı, 5 kişiyi düşünüyoruz. Sanırım yetişmiş bir eleman yok herhalde televizyonda çalışabilecek bu yıllarda. Yoktu işte bizim şefimiz oralıydı yani.